Cinsel ilişki yaşamamış kişilerde, özellikle bakire bayanlarda ya da küçük kız çocuklarında biz yine akıntıyla, vajinal infeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlarda sıklıkla neden dışarıdan alınan egzojen bakteriler ya da mantar dışında özellikle vajina florasının bir şekilde bozulmasıyla ortaya çıkan etkenler olabiliyor, enfeksiyonlar olabiliyor. Özellikle sık antibiyotik kullanımı ki özellikle çocuklarda biz bunu çok sık görüyoruz. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası mutlaka bir vajinal flora bozulmasına neden olan bir antibiyotik tedavisi işin içinden çıkabiliyor. Öncelikle bunu sorguluyoruz. Antibiyotik kullanımı sonrası vajinal florada bozulmayla ortaya çıkan en sık etkenler mantar etkenleridir. Buna yönelik tedaviler yapıyoruz. Sıklıkla kültürler alıyoruz genç kızlarda da. Bunlara göre tedaviler başlıyoruz. Diyabetik bir hastaysa hiç dışarıdan bakteri almasına gerek yok. Otomatikman zaten vajina florası çok korunmasız olduğu için bu hastalarda da sıklıkla biz infeksiyon ajanlarıyla karşılaşabiliyoruz. Küçük çocuklarda yabancı cisimlerle karşılaşabiliyoruz. Çocuklar oynarken hiç farkında olmadan vajinalarına bazen merak için bazen ufak cisimcikler yerleştirebiliyorlar. Bizim poliklinimize başvuran özellikle genç kızlarda, bakire bayanlarda mutlaka bu parametrelere dikkat edip ona göre tedavi başlamamız gerekiyor.